Ne yapacağız biz şimdi? Hallettim diye o kadar artistik yaptım, bir de bir şey olduğu yok ki. Bu para bizi anca bir ay idare eder. Allah'ım ya. Aşkım ben geldim. Zeyna. Ne olur Fatih, neyin var senin? Niye böyle kara kara düşünüyorsun? Hayatım, bittik biz. Nasıl bittik? Bittik. Durumlar kötü. Daha dün iyiydi Fatih. Ne ara kötü oldu? İşte bugün kötü hayatım. Yani tek sıkıntımız kurşunumuz kaldı. Onu da çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Yani? Yani bu koca enkazın içinde baş başa kaldık. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun Fatih sen? Sen ve ben baş başa kaldık. Sadece ikimiz. Cihan Bey gitti. Nereye gitti? Adam gitti. Yurt dışına gitti. Gidiyorum dedi. Çekti gitti. Ve sen de buna izin... Ya Fatih böyle bir şey nasıl izin verebilirsin? Hayatım, adam benim çalışanım mı, ortağım ya. Ne diyeyim? Gidiyorum dedi, gitti. Tamam, haklısın. Özür dilerim. Ne yapacağız peki? Halledeceğiz sevgilim. Merak etme. İkimiz çok çalışıp halledeceğiz. Hani bir ihale vardı senin bahsettiğin. İşte tek sıkımda kurşunumuzu ona kullanacağız. Bu ihaleyi almak zorundayız Fatih. Hayatım, o ihaleye Selin nerede giriyor? Selin mi? Selin. Benim kardeşim Selin. Yani Şekerci Zade oğluna nasıl rakip olayım ben? Babama nasıl rakip olayım? Adamlar zaten yıllardır babamlarla çalışıyor. Ya biz onlardan daha iyi bir teklif verirsek? Sonuçta bu bir ticaret. O adamlar da Fehmi Bey'in kara kaşına, kara gözüyle onunla çalışmıyorlar değil mi? Tamam öyle de yani... Babamdan nasıl daha düşük bir teklif vereceğim? Üstelik de babamın ne teklif verdiğini bilmeden. Peki ya öğrenirsek? Hı? Siz beni niye çağırdınız buraya? Aşk olsun ablacığım. Seni çağırmak için illa bir şey... Sebebe mi ihtiyacımız var? Öyle halini hatırını soralım dedik. Nasılsın Orhan? Ama daha demin sordun ya. Olsun, bir daha soralım canım. Ne var? Ne yapıyorsunuz bu akşam bakayım Selin'le? Planımız yok, yok. Güzel, tamam. O zaman bu akşam bize yemeğe geliyorsunuz. Sebep? Allah Allah, bir sebebe mi ihtiyacınız var? Siz ailemizden bir parça değil misiniz? Yok enişteciğim, her geldiğimizde kovuyorsun ya, ondan ben şey yaptım yani. Oğlum. Siz izinsiz geliyorsunuz. Bak şimdi ablan davet etti size. O yüzden akşam Selin'i alıp bizim eve yemeğe geliyorsunuz. Tamam. 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 Çok iyi. Çok iyi fikir aslında ya. Bir şey ne güzel yani. Tabii tabii canım. Yemek yeriz, oyunlar oynarız, sohbet ederiz filan. Tamam, akşam şey yaparız, haberleşiriz o zaman. Selin'e haber vereyim ben. You are genius honey. Thanks. Şimdi ben var ya, bu Selin saftır zaten, bana çekmiş. Ben onu öyle bir konuştururum ki. Vallahi Fatih'ciğim artık top sende yani. Ağzından laf aldın, alamadın. Şşt. Ama şundan versene. Hı, ben yiyeyim ablacığım. Hay aslanım benim ya. Ya yerim ben sizi. Orhan. Yakışıklım, al bakayım, al avuç. Al, al. Kız kardeşimin yakışıklı kocası, al. Canım, hayatım, her şey masada değil mi? Yani her şeyi getirdin. Evet aşkım, her şey masada. Tamam yani, çünkü misafirlerimizin, ailemizin yani aç kalması neyse. Ben bir bakayım mı bir daha bir konu... Abi dur, yeter, çatlayacağız artık, yeter. Olsun hayatım, yani ben bugün sizi buradan tam anlamıyla doymadan kaldırmayacağım, bırakmayacağım sizi. Ha, tamam tamam ama doyduk. Siz bana ne oluyor, bir onu anlatsanıza. Ne olacak canım? Bir şey yok yani. Ne olacak Selin'cim işte? Ne güzel yemekler yaptık. Sohbet edelim, yemek yiyelim istedik sizinle. Hayır, aşkım doğru bir şey söylüyor. Enişte. Sen bize hiç böyle iyi davranmazdın ki. Söylesen, amacın ne senin? Seviyorum sizi. Vallahi mi? Vallahi çok seviyorum. Neyse, hep bir aradayken ben bir şey soracağım. Hı, ne? Sor bakayım, neymiş? Bu Cansu, ne ayak? Ay, sorma Selin ya. Yani gerizekalı kadın, geldiği andan itibaren sadece huzur bozuyor. Başka hiçbir şey değil. Tamam hayatım ya, abartma dedim ben de sana. Konuyu değiştireyim sana. Vallahi o kızla hiç gözüm tutmadı benim. Özellikle de sen Orhan. Aslında dikkat ediyorum ya. Niye dikkat etmiyorum? Ben sadece sana dikkat ediyorum. Bir tanem benim.
Tamam tamam, bırakın şimdi bunları. Yok, Selin. Sen küçükken ne kadar çirkindin. O kadar çirkindi ki bu. Şimdi ama o kadar güzel ki. Nasıl bir görsen yani, o kadar güzelleşmiş ki. Seninle gurur duyuyorum. Büyüdün. Şirketimizin başına geçti. Ne güzel ya, o kadar mutlu oluyorum ki sizin için. Nasıl işler, nasıl, iyi mi? İyi işte, nasıl olsun. Senin bıraktığın yeri doldurmaya çalışıyorum. Doldurursun kardeşim. Ben seninle çok büyük gurur duyuyorum. Aferin sana. Babam nasıl, iyi mi? İyi. O ne yapıyor peki? Şimdi bu ihaleye falan gireceklermiş. Bu piyasaya falan da biz girmeyeceğiz gerçi ihaleye de. Ne teklif veriyorsunuz, merak ettim vallahi. Ha öyle. Yani. Evet evet. Ya sonuçta senden önce o koltukta ben vardım. Öyle genetik işte yani. Evet, ben başka bir yerde çalışıyorum ama sonuç bir yanımda şekerciler, merak ediyorum şirketin. Ne veriyorsunuz teki? Söylemek zorunda değilsin. Neyse ki artık o koltukta ben oturuyorum abiciğim. Muhakkak. Ve şu an senin oturduğun yerden ne yapmaya çalıştığını çok iyi anlıyorum abiciğim. Ama avcunu yalarsın. Başka kapıya. Aa Selin'cim sen ne biçim... Ne oldu? Demek başka kapıya, öyle mi? Evet aynen öyle, başka kapıya. Bırak o zaman, bırak. Bırak kalk git. Kalk sen de bırak onu, bırak. Ne oluyor işte hemen. Bırak, duydun mu lan beni? Duydun mu beni? Bırak onu. Vati ne yapıyorsun, abartmıyorum. Abi ne yapıyorsun? İnsan abisine başka kapıya der mi? İnsan hiç kardeşini kullanır mı peki? Evet, başka kapıya. Enişte dur, hadi, hadi başka kapıya, hadi. Şimdi çok ayıptayım, onlar bizim kardeşlerimiz. İnsan kardeşine böyle yamuk yapmaz, hadi. Çok ayıp abi. Enişte bu sefer kovmayacağım demişsin. Sus, siz kaçın deriz. Bunun intikamını çok kötü alacağım yalnız. Hadi gülüm yandan, hadi. Bahçe kapısını da kapayın çıkarken, hadi. Ya gel aşkım ya, gel gidelim. Uf, abin işte böyle ya, böyle. Sen nasıl konuşuyor hala? Hadi güle güle. Ben küçük geçirim şimdi sen gerçekten ya. Hadi gir gir. Fatih Bey, hı? Alamadınız Selin'in ağzından lafı. Büyük çakal çıktı ya. Anasına çekmiş, belli oldu. Merak etme aşkım, başka bir yolunu buluruz, hallederiz. Ben bulacağım hayatım, sen merak etme. Bulacaksın tabii. Fatih ya, hazır annem demişken... ...bu kadın sana mı, nasıl haber var mı? Yani hayatım işte, babamlar gitmişler. İyiyim ben, iyiyim ben diyormuş yani. Bu gidişle iyileşmeyecek. Yazık kadıncağıza ya. Onun bu hale gelmesine bizim de payımız var biliyorsun değil mi? Hah. Kendini üzecek bir şey buldun yine. Ne alakası var bizimle? Ne demek ne alakası var Fatih? Kadına neler yaptık bir düşünsene. Aklıyla oynadık resmen. O kadar kandırdık ettik. Ya gerçi herkesi kandırdık da ciddi. Anneni kötü etkiledi demek ki. Ya hayatım bunlarla alakalı bir şey yok. Benim annem takıntılı biliyorsun. Yani sen dünyanın en iyi insanı da olsan, gökten inmiş bir melek de olsan... ...senden nefret edecek çünkü sana taktı, o kadar. Çok sağ ol ya, vallahi rahatladım yani. Öyle hayatım ya, kabullenmek gerekiyor yani bunu. Bak Selin'le niye uğraşmıyor? Orhan var, Orhan'la da uğraşmıyor. Çünkü sana taktı. Fatih ben diyorum ki acaba... ...Kadde sana bir ziyaret etsem mi? Şaka yapıyorsun. Yok, ya böyle daha iyi olacakmış gibi hissediyorum. Yok hayatım yok. Sakın öyle bir şey yapma, işleri daha da zorlaştırırız. Bak ihalemiz var. İhaleye odaklan. Selin'e odaklan. Çakal Selin'e, onu nasıl konuştururuz, ona odaklan. O iş hiç kolay olmayacak da. Odaklan Zeynep, odaklan. Odaklandım Fatih. Ay, bir kahve içsek mi? Vallahi mi? Yani sen yap. Zeynep yapma ya. Tamam hadi. Ama ben çok iş yaptım. Sen yap bu sefer. Nasıl bir iş? İyi. O zaman kahve yapayım.